de son bilgileri paylaşmak için hazır diyelim, ajansa başlayalım. Diyarbakır ve Bingöl kırsalında terör örgütü PKK'ya Eren Kış 3 şehit jandarma binbaşı Ercan Kurt operasyonu başlatıldı. Diyarbakır'a gideceğiz şimdi. Sinan Yılmaz ayrıntıları aktarmak için hazır. Hemen dönelim ve operasyonla ilgili başlıkları almak için sözü Diyarbakır'a, Sinan'a bırakalım. Sinan. Bölgede terör ve teröristle mücadele aralıksız devam ediyor. PKK'lar birbiri etkisiz hale getiriliyor. Kırsal bölgede PKK'lı sayısının 170'in altına düştüğü paylaşıldı. İşte o PKK'ları etkisiz hale getirmek için Eren operasyonları hayata geçirildi. İlkbahar ve yaz operasyonları bitti. Kış operasyonları başlatıldı. Geçtiğimiz haftada Hatay'ın Amanos Dağları'nda yine Şırnak, Belser, Dereler bölgesinde başlamıştı. Bugün itibariyle Diyarbakır ve Bingöl kırsalında başlatıldı. Jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan toplam 2103 personel bu operasyona katılıyor. Operasyon hava destekli, insansız hava araçları, silahlı hava araçları operasyon bölgesinde keşif ve gözetleme uçuşunu gerçekleştiriyor. Elde edilen görüntüler Lice'de bulunan mobil harekat merkezine aktarılıyor. Anlık istihbarata göre de belirlenen noktalara hava harekatı gerçekleştiriyor. Bölge oldukça dağlık ve sap. İnsansız hava araçları bölgede, Skorsky helikopter, PKK mevzileri bombalamaya devam ediyor. Arazi arama tarama faaliyetleri sırasında örgütün tuzaklamış olduğu patlayıcı maddeler bir bir imha edildi. Patlayıcılara karşı duyarlı köpekler de bu operasyona destek verdiğini belirtelim. Bingöl, Diyarbakır üçgen arasında bulunuyor, şeytan üçgeni. İşte o bölgede üst düzey PKK'lar olduğu yönünde bilgiler ulaşıldı ve işte o PKK'ları etkisiz hale getirmek için bu operasyonlar hayata geçirildi ve hala devam ediyor. Sinan, teşekkürler. Başkan Erdoğan Çanakkale ziyareti sırasında gençlerle buluştu, sorularını yanıtladı. 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatının planlanandan daha erken bitebileceğini vurgulayan Erdoğan, bazılarının hayal, bu yapılamaz dediği bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. İnşallah bugünkü yüklenici firma bunu öne çekmemizde bir mani var mı dedi. Biz de dedik ki gökten ne yağar ki yer kabul etmez. Yeter ki öne çekin. Onlar bu işi öne çektikleri takdirde diyelim ki iki ay daha öne çekmeleri tüm vatandaşımızın, halkımızın 2 ay önceden bu köprüden istifade etmesini sağlayacaktır. Biz de gelir o zaman toplu açılışını yaparız. Teşekkürler. 18 Mart Çanakkale Köprüsü inşaatının belirlenen tarihten erken biteceği müjdesini verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de Troya Müzesi'nde gerçekleştirilen Ezineli Yahya Çavuş belgeselinin galasında gençlerle buluştu. Erdoğan, bazılarının hayal yapılamaz dediği bir projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı. Mesele, bir yerde eğer işin kaderini değiştirecekseniz, işte büyük oynamak budur. Ve bize önce adeta dalga geçmek suretiyle bu hayal, bu yapılamaz, bunu demişlerdi. Ama bunların hayal dediklerini elhamdülillah biz gerçeğe dönüştürdük. 6 dakikada bir yakadan bir diğer yakaya geçmek suretiyle adeta zamanı durdurduk. Bunun adı zamanı durdurmaktır. Ve bu aynı zamanda moderniteyi, modernizmi yakalamaktır. Öyle lafla modernlik olmaz. Her zaman söylerim, yol medeniyettir. Erdoğan dev yatırımları hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklendi. Ana muhalefetin başındaki zat diyor ki, peki nereden, neyi buldunuz da nasıl yaptınız? Ya zaten kabiliyet burada. Biz kaynak ürettik. Yap, işlet, devret bir kaynaktır. Eğer siz
kasanızdaki parayla bunu yapmaya kalksanız belki de yapamayacaksınız. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Yeni asgari ücret öne çıkan en önemli başlık olarak görülüyor. Ayrıntıları almak için canlı yayın noktamıza uzanalım. Ankara'da bizi Rüya Akkuş bekliyor. Rüya, kolay gelsin. Detayları paylaş lütfen. Haktan Uysal, milyonların yanıtını beklediği soru bugün AK Parti MKYK toplantısında masada olacak. Asgari ücretin belirlenmesi için son veriler elde olacak. Biliyorsunuz Çalışma Bakanlığı bir anket başlatmıştı ve bu kapsamda asgari ücret ne olsa vatandaş daha fazla mutlu olur, daha fazla refah içerisinde yaşayabilir, buna bakılacaktı. Bu noktada pek çok formül var aslında. Onlardan bir tanesi de alınan vergilerin kaldırılması. Ancak verginin kaldırılmasının ekonomiye farklı yükler olacağı için de o açığın nereden kapatılabileceği noktası aslında bir çalışma yürütüyor AK Parti ve bugün de toplantıda bu masada olacak en önemli başlıklardan bir tanesi. Bir diğer elbette ki 3600 ek gösterge olacak. Biliyorsunuz Ocak ayında yeni bir yasa teklifinin meclise sunulması bekleniyor. Dolayısıyla yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Peki tam olarak neredeler? Buna bakılacak. İç ve dış siyaset olmazsa olmaz gündem başlıklarından bir tanesi ama önce dış siyasetten bahsedelim isterseniz. Türkiye biliyorsunuz özellikle geçtiğimiz hafta Balkanlardaki soruna yönelik pek çok diplomatik teması yakından yürütmüştü. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yine AK Parti'nin diğer kurmayları da Balkanlarda farklı temaslarda bulunmuşlardı. Türkiye tek bir şey istiyor, sükunet ve barış ortamının devam etmesi. Dolayısıyla bu kapsamda elde edilen veriler ve yapılan görüşmeler yine aynı şekilde masada olacak. Ve elbette ki iç siyaset, terörle mücadele onlardan bir tanesi ve yine Lütfi Türkkan'ın yapmış olduğu açıklamalar. Bunlar iç siyasetin bir başlığını oluşturma. Diğer başlık meclis çalışmalarını ilgilendirecek bir başlık. Hali hazır devam eden bütçe görüşmeleri var. Dolayısıyla zaman zaman tansiyon yükseliyor, azalıyor. İşte bunlar da yine aynı şekilde masada olacak. AK Parti'nin hazırlığını sürdürdüğü siyasi partiler kanunu ve yeni anayasa çalışmalarında gelinen son durumda yine uzmanların ve kurmayların konuşacağı başlıklar arasında. Altını çizmekte fayda var. Sona yaklaşıldı. Metin üzerine mutabık kalındı. Ancak son şekli verilmedi. İşte son şeklin verileceği toplantılardan bir tanesi de bu olacak. Elbette ki saatlerimiz 18'e yaklaştığında Ömer Çelik de kameraların karşısına geçecek ve bir basın açıklamasında bulunacak. Bizler de hem sorularımızı yönelteceğiz hem de o anları ekranlara canlı olarak getireceğiz. Haklı Uysal. Rüya, teşekkürler. CHP'de de Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının asli gündemi Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışı. Kılıçdaroğlu kimlerle nasıl helalleşecek? Notları alacağız şimdi. Bir kez daha Ankara'ya uzanıyoruz. Ekibimizden İlter Yeşiltaş takip ediyor bu önemli gelişmeyi. Detayları paylaşmak için de hazır. Sözü İlter'e bırakalım. Haktan Uysal, 2023'e giderken Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli stratejilerinden biri de muhafazakar seçmeni kucaklayacak politikaları ortaya koymak. Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önceki dönemlerde özellikle muhafazakar seçmene yönelik bazı mesajları söz konusuydu. Şimdi bunu daha da etkili bir biçimde uygulama noktasında karar almış durumda. Zaten geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir helalleşme yolculuğuna çıkacağını ifade etmişti. Bu helalleşme yolculuğunda özellikle İç Anadolu'da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kanaat önderleriyle bir araya gelecek. Muhafazakar seçmene ulaşılması noktasında bu kanaat önderleriyle toplumun farklı kesimleriyle yapacağı görüşmelere CHP yönetimi oldukça önem veriyor. Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme yolculuğu dediği adlandırdığı strateji muhafazakar seçmene dönük, onları kucaklamaya dönük bir hamle olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu açıklamasına Cumhuriyet Halk Partili isimlerden de gelen tepkiler var. Eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kodlarından uzaklaştığını zaten her defasında ifade ediyordu. Bu kapsamda şöyle bir açıklaması oldu. Gerçek ve kökten bir CHP'li olarak partililere, örgütlere sesleniyor ve yalvarıyorum. Lütfen artık harekete geçerek partimizi bu işgalden, bu fütursuzluklardan kurtarın, çok geç olmadan ifadesini kullandı. Tabii ki helalleşme demişken geride bıraktığımız dakikalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de basın toplantıları vardı. Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir öncelikli olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı iftiralarda bulunduğunu geçmiş dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik öncelikli olarak helalleşme adımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
özür dileyerek başlamalıdır şeklinde bir değerlendirmesi oldu. Dediğimiz gibi MYK'da bu konu görüşülüyor. Saat 15'te de basın toplantısı var. Faik Öztürk'ün bu konuya da değinecektir mutlaka. Teşekkürler. CHP yine taciz iddialarıyla gündemde. Kırklareli Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in 4 kadını taciz ettiği iddia edildi. Mağdur olduklarını iddia eden kadınların şikayeti üzerine CHP'li Sevinç hakkında 34 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Yasak deniliyor. Böyle bir karar alınmış. Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belde Belediye Başkanı Ender Sevinç'in 4 kadın çalışanı taciz ettiği iddia edildi. Sıkma, tamam mı? Bak benim canımı sıkma. Ne oldu ama, bir şey mi oldu? Şikayetler üzerine Vize Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li belediye başkanı hakkında soruşturma başlattı. Evli ve iki çocuk babası Sevinç için sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı ve cinsel taciz suçlamasıyla iddianame hazırlandı. 9 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mağdurlardan Mimar DS ifadesinde belediye başkanı Ender Sevinç'in kendisine taciz dışında usulsüzlük yapması için de mobbing uyguladığını ve dövmeye çalıştığını söyledi. Belediyede sekreter olarak bir dönem çalışan diğer mağdur MK ise Kıyıköy Belediye Başkanı'nın tacizleri nedeniyle defalarca istifa ettiğini ancak dilekçelerinin kabul edilmediğini belirtti. Bak benim canımı sıkma. Öte yandan CHP teşkilatları da daha önce taciz iddialarıyla gündeme gelmiş. Hatta Bursa Osman Gazi İlçe Başkanı Mete Akyolcular görevinden istifa etmişti. CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz da taciz iddiası nedeniyle görevden alınmıştı. Gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Türkiye gündemindeki ayrıntılardan biri de büyük projeler. O projelerle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun açıklamaları var. Kanal İstanbul projesi yapımı devam ediyor. Sazlıdere Köprüsü'nde şantiye çalışmalarında incelemelerde bulundu bakan ve Kanal İstanbul'un tüm ülke için çok önemli olduğunun altını bir kez daha çizdi. Kanal İstanbul projesi günlük tartışmaların ötesinde uluslararası ölçekte bir ulaşım ve bölgesel bir kalkınma projesidir. Biz Kanal İstanbul ile ilgili bu gerçeği Ekim ayında düzenlediğimiz 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda bütün dünyaya anlattık. Kanal İstanbul'un Türkiye için olduğu kadar Türk boğazlarını kullanan tüm ülkeler için de ne kadar önemli olduğunu tüm gerçekleriyle paylaştık. Onlar bu projenin önemini anladı. Ama maalesef ülkemiz muhalefetindekiler anlamadı ya da anlamak istemiyorlar. Gelişen, güçlenen, dünyada söz sahibi olan Türkiye'nin önüne duvar örmeye çalışıyorlar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Başakşehir, Kayaşehir, Bahçeşehir arasındaki ulaşımı sağlayan ve Kanal İstanbul'un ilk adımı olan Sazlıdere Köprüsü şantiyesinde incelemelerde bulundu. Bakan Kara İsmailoğlu tüm ülkeler için önemli olan Kanal İstanbul'a karşı çıkan muhalefete tepki gösterdi. Bir yanda halka hizmeti hakka hizmet olarak gören bizler, diğer tarafta liyakatsiz kadrolarla Türkiye'yi başarısızlık girdabına sürdürmek isteyenler, bir yanda halkımızdan aldığımız destek ve iradeyle Türkiye'yi geleceğe taşıyan, hedeflerini ulaştıracak projeler üreten bizler, diğer tarafta bu başarılı projeleri imza atanları ve yatırımcıları tehdit edenler. Bir yanda Kanal İstanbul ile İstanbul Boğazı'nı her türlü faciadan kurtarmak için çabalayan bizler, diğer tarafta İstanbul Boğazı'nın ve çevresindeki milyonların can güvenliğini hiçe sayarak bu konuda hiçbir söz hakkı olmayan yabancı ülkelerin büyükelçilerine mektup yazanlar. Milletimiz suyu getirenle testiyi kıranları elbette çok iyi görüyor. Ulaştırma Bakanı Kanal İstanbul'un ikinci adımı için de müjdeyi verdi. Kanal İstanbul'daki ikinci adımımız da diğer bir ulaşım geçişi olan Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının başlangıç kesimi olan Halkalı-Isparta Kule arası hızlı tren kesimine de başlıyoruz. Buranın da temelini yakın zaman içerisinde atacağız. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan'ın fezlekesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaştı. Şehit yakınları da Lütfi Türkkan'ın İYİ Parti'den ihracını istiyor. Türkkan'la ilgili fezleke süreci nasıl işleyecek? Meral Akşener, şehit yakınlarının ihraç istemine nasıl yanıt verecek? Ankara kulislerinde neler konuşuluyor? Ankara'ya gideceğiz. En deneyimli parlamento muhabirlerinden biri yayınımızda. Tülay Ağoğlu bizlerle birlikte. Nasıl bir süreç işleyecek? Kulislerde neler konuşuluyor? Paylaşır mısınız lütfen Tülay Ağoğlu?
Faktan Uysal, Meral Akşener'in her şeyden önce Lütfü Türkkan'ı ihraç etmesi beklenmiyor. Lütfü Türkkan'ına sahip çıkmaya devam edecek İyi Parti ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Nasıl bir süreç izleyecek Fezleke ile ilgili? Fezleke mecliste karma komisyona, anayasa adalet komisyonlarından oluşan karma komisyona havale edilmiş durumda. Ancak henüz karma komisyon gündemine alınmış değil. Bu hafta toplantısı var karma komisyonun ama boşalan HSK üyeliği için bu toplantı gerçekleştirilecek. Lütfü Türkkan'a ilişkin henüz bir gündem oluşturulmuş değil karma komisyonda. Oluşturulursa ne olacak? Lütfü Türkkan'ın durumu ele alınacak komisyonda, sonrasında oylama yapılacak. Burada bu oylamada dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik bir inceleme başlatılması kararı verilirse hazırlık komisyonu oluşturulacak. Lütfü Türkkan'ın savunması da alınacak ve yapılacak çalışmalar sonrasında komisyon bir karar verecek. Dokunulmazlığının kaldırılması yönünde bir karar olursa bu durumda Meclis Genel Kurulu'na yansıyacak bu gelişmeler ve Meclis Genel Kurulu'nda da yine bir oylama yapılacak. Salt çoğunlukla, yani oylamaya katılanların bir fazlasının kaldırılması yönünde oy kullanılırsa Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığı kaldırılacak ve yargı süreci de başlamış olacak. Ancak henüz komisyonun gündemine bu konu alınmış değil diyelim. Sözü Haktan Uysal'a bırakalım. Tülay Oğlu, teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Ankara'da icra işlemlerinde rüşvet iddiası ile ilgili bir soruşturma vardı. O soruşturma kapsamında 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 32'si de yakalandı. Operasyonla ilgili ayrıntıları alacağız. Bir kez daha Ankara'ya uzanıyoruz. Bu kez Murat Sekban yayınımızda olacak. Murat, kolay gelsin. Paylaşır mısın lütfen ayrıntıları? Haktan Uysal, Ankara'da icra dosya takibi yapan memurların rüşvet aldığı iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Önce gelen ihbarları değerlendirdi. İhbarı yapanlarsa Ankara Barosu'na bağlı avukatlar, stajyer avukatlar, avukat katipleri ve sivil vatandaşların da yine bulunduğunu belirtmiş olalım. Gelen ihbarlar üzerine de savcılık harekete geçti ve 33 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Özellikle icra takip dosyalarında memurların dediğimiz gibi rüşvet aldığı iddiası vardı. Bunun üzerine Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü gasp büro ekipleri teknik ve fiziki takibi başlattı. Uzunca bir süre iddia edilen şahısların, şüpheli şahıslar üzerinde teknik ve fiziki takip yapıldı ve bu sabah itibariyle de operasyonun düğmesine basıldı. 33 şüpheliden 32'si gasp büro ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Bir kişinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 32 kişinin de yine emniyetteki sorgusu gasp büro ekiplerince devam ediyor ve sorguların ışığında, elde edilen deliller ışığında sürecin devam edeceğini belirtelim. Şu an itibariyle 32 şüphelinin gasp büro ekiplerince ifade işlemlerinin devam ettiğini belirterek sözü tekrar size bırakalım. Teşekkürler Murat. Gram altın fiyatları dövizdeki yükselişin etkisiyle rekor üstüne rekor kırıyor. Gram altın 603 lirayla tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Peki altın fiyatları daha da yükselir mi? Sözü ekibimizden Tülay Ayçiçek'e bırakacağız. O da konuyla birlikte bu gelişmeyi değerlendirecek izleyicilerimiz için. Tülay, söz sende. Özellikle de altın üzerinde yatırım yapan yatırımcıları oldukça düşündürdü. Çünkü altın özellikle de son günlerde oldukça bir yükselişe geçti. Hatta rekor kırıyor diyebiliriz. Çünkü gram altın 600 sınırlarına yaklaştı. Peki bu fiyatların artışı neden oluyor? Fiyatlar ilerleyen günlerde peki artacak mı? İşte onu da konuğumuza soracağız. Yanımda Faruk Yüksel var, kuyumcu. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizler de hoş geldiniz. Şimdi önümüzde altınlar da duruyor. Hazır sormak istiyorum. Bu yükselişin nedeni nedir acaba? Gram altın fiyatlarının yükselişler devam edecek efendim. Önümüzde şimdi bir faiz kararı toplantımız var. Toplantıdan sonra da belki bir miktar bir düşüş, gerileme olabilir ama ondan sonra tekrardan 600'leri geçeceği, 650'ye kadar öyle bir fiyat beklentimiz var. Vatandaşların burada dikkat etmesi gereken konu, fiyatları aldanıp hani 600'ü gördü, bu seviyelerden bozayım diye sakın paniğe kapılmasınlar. Bu fiyatlardan beklesinler. Elinde altın olan hiçbir zaman için bozmasını tavsiye etmiyoruz. Bu fiyatların önü açık. Daha da fiyatlar artacak. O yüzden bozmalarını tavsiye etmiyoruz. Aslında şu dönemlerde yaptıkları tek hata 600 oldu, ben altınlarımı bozdururum diyenleri çok duyuyoruz. Evet, o da şimdi geçen sene malum gram altın fiyatları birden 540'lardan 400'lere kadar düşünce şu an bir panik içerisindeler. Hani geçen sene 540'tan alan
bugün 600 lirayı gördüğü zaman zararımı çıkartayım da bir an önce elimden çıkartayım gibi düşüncelere kapılıyor. Bence yanlış bir düşünce. Çünkü gram altında daha da yükselişleri devam edecek. Bu her gün yeni rekorlar kırıyor. Şu an 600, belki yarın 605'i konuşacağız. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle bozmalarını tavsiye etmiyoruz. Her nasıl olur, elindeki altınları bozup ev veya araba alacaksa bunlar da bir yatırım aracıdır. Sonuç onlarda fiyatları yükseliyor. Bu konularda olursa bozabilirler. Ama onun haricinde ben 600'den bozayım, 500'e geri gelecek fiyattan alırım gibi düşüncelere kapılırlarsa çok yanlış. Yanılırlar ve zarar ederler. Sizce ilerleyen günlerde 700 sınırlarını görebileceğiz mi? Belki bu sene olmasa da seneye mutlaka görürüz. Çünkü altın her sene %30 kazandıran bir emtiyadır. Geçen senelerde biraz pandemiden dolayı bir sıkıntılar olmasına rağmen gene 540'lara, 400'e düşmüşü, 540'a çıktı. Şimdi gene 600. Her sene %25, %30 kazandıran bir emtiyadır altın. Bugüne kadar altın alıp da ben zarar ettim diyen hiç kimse olmaz yani. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgilerden dolayı. İşte konuğumuzla birlikte konuştuk. Özellikle de yatırımda altınları olanlar şu dönemlerde bozdurmasınlar. Çünkü ilerleyen günlerde altın fiyatları biraz daha yükselecek diyelim. Ve sözü tekrar merkeze bırakalım. Amerikan donanmasının Karadeniz'de bulunan savaş gemisi Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 189 metre uzunluğundaki geminin boğaz geçişine çok sayıda sahil güvenlik botu da bakın nasıl eşlik etti. Rusya ve ABD arasında Karadeniz'de krize neden olan 189 metrelik dev savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. ABD donanmasının Karadeniz'de bulunan 3 gemisinden biri olan İkbal gemisi Karadeniz'den ayrıldı. 6. filonun amiral gemisi Mount Whitney, Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Yaklaşık bir saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan gemiye çok sayıda sahil güvenlik botu da eşlik etti. Savaş gemisinde ağır silahlarla nöbet tutan askerler dikkat çekti. Güvertede bazı askerler boğazı seyrederken, bazıları da boğazın fotoğrafını çekti. 12 gün sonra Karadeniz'den ayrılan savaş gemisi yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'nden Akdeniz'e açıldı. Amerika Birleşik Devletleri DAEŞ'le mücadele bahanesiyle bugüne kadar terör örgütü PKK-YPG'ye binlerce tır, silah ve mühimmat gönderdi. Hatta askeri eğitimler bile verildi. Son olarak Amerikan Dışişleri'nden bir heyet, örgüt elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin'le de görüştü. İşte detaylar. ABD'li üst düzey heyet PKK-YPG elebaşıyla yan yana poz verdi. Amerika Birleşik Devletleri DAEŞ'la mücadele bahanesiyle bugüne kadar terör örgütü PKK-YPG'ye binlerce tır, silah ve mühimmat gönderdi. Hatta askeri eğitimler bile verdi. Türkiye'nin tepkisine rağmen silah ve mühimmat desteğine aralıksız devam etti. ABD heyeti ve terör elebaşı kameralara da poz verdi. Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rum kesimi yeni bir tatbikat başlattı. Ayrıntılar almak için Lefkoşa'ya gideceğiz. Ekibimizden Rıza Açıkgöz gelişmeleri detaylandıracak isim. Kolay gelsin diyelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlayalım. Yeni yaşından ötürü ayrıntılar için de sözü yavru vatana bırakalım. Evet Haktan Uysal, siz konuşma yaparken Türk jetleri adeta gökyüzünü delercesine kutlamamıza eşlik ediyordu. Bununla başlayalım isterseniz aktarıma ve hemen gelişmeleri sizlerle paylaşalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz aramaları kapsamında National Geo adlı geminin Navtex ilan etmesiyle ilgili bir açıklama gelmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Kuzey Kıbrıs halkının meşru haklarını Rum tarafının tek yanlı tasarruflarıyla ihlal etmesini şiddetle kınıyoruz. Devletimiz halkımızın haklarını gasp eden Rum tarafının oldu bitlerine seyirci kalmayacak. Eş zamanlı ve eşdeğer adımlar atacaktır denildi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Kıbrıs Adası'na etrafında tek yanlı hidrokarbon araştırma faaliyetleriyle Doğu Akdeniz'e gerginliğe yol açmaya devam ettiğini vurgulayan açıklamada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 12 Kasım 2021 tarihinde yayınladığı yeni bir Navtex ile National Geo adlı gemiye 12-17 Kasım 2021 tarihleri arasında KKTC ruhsat
alanları kapsayan bir araştırma icra edeceğini duyurmuştur ifadelerine yer verdi. Öte yandan bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü. Kıbrıs Türklerinin KKTC'ye gelene kadar gelinen süreci şöyle bir özetleyecek olursak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 15 Kasım 1983'te kurulmasıyla Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin etme hakkı dünyaya duyurulmuştu. 38 yıl önce kurulan KKTC, Kıbrıs Türk halkının adadaki siyasi yaşamını devlet olgusuyla dünyaya ilan ettiği önemli bir dönüm noktasıdır. KKTC'de 1960'ta adanın iki halkı olan Türkler ve Rumlar arasında ortaklık temeline dayanan uluslararası anlaşmalar uyarınca Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştu. Kıbrıslı Türkler, Rum silahlı gruplarca 63'ten itibaren gerçekleştirilen saldırılar sonucunda ülke yönetimine baskı ve şiddetle uzaklaştırılmıştı. Rumların Türklere karşı yürüttükleri saldırılar ve ambargolar 1963-74 yılları arasında artarak sürdü. Kıbrıs Türk Federe Devleti ve ardından 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşu gerçekleşti. Evet, bugün törenlerle kutlanıyor ada genelinde, Kuzey Kıbrıs genelinde diyelim. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünde bir konuşma yaptı ve Oktay, KKTC'nin egemenliğinin daim olacağına yürekten inanıyoruz dedi. Adada adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm arzu ediyoruz. Kıbrıs Türklerin egemen eşitliği ve eşit statüsünün garanti altına alınması gerekiyor. Oktay ayrıca Rum tarafı hidrokarbon çalışmalarına başlayacağını söylüyor. Hiç merak etmesinler, onları yalnız bırakmayacağız. Çalışmalara kaldığımız yerden devam edeceğiz vurgusunu yaptı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yapmış olduğu konuşmada yeni bir dönemin kapısını açtık. İlk kez eşit egemenliğe dayalı uluslararası eşit statümüzün tanınması halinde bir çözüme ulaşabileceğini vurguladık dedi ve bizler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sizin aracılığınızla tüm dünyaya duyuralım ve Kıbrıs'tan şimdilik sözü tekrardan size bırakalım. Bir kez daha biz de kutlayalım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni yaşını. Devam edelim. Bulgaristan bir yıl içinde üçüncü kez sandığa gitti ancak yine net bir sonuç çıkmadı. Seçim ikinci tura kaldı. İlk turda en fazla oyu mevcut Cumhurbaşkanı Rumen Radev aldı. Türk aday Karadayı ise üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan'da sandıktan üçüncü kez belirsizlik çıktı. Seçimler ikinci tura kaldı. Bulgaristan, Cumhurbaşkanlığı verken parlamento seçimleri için sandık başına gitti. Ancak resmi olmayan sonuçlara göre bir kez daha oylamadan net bir sonuç çıkmadı. Seçime katılımsa %33'te kaldı. Adayların %50+1 oya ulaşamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kaldı. Sandık çıkış anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı Rumen Radev oyların %49,1'ini alarak ikinci tura kaldı. Eski Başbakan Boyko Borisov'un partisinin adayı Anastas Gerjikov %26,5 oy aldı. Radev'in ikinci turda rakibi oldu. Türk aday Mustafa Karadayı ise %9,8'de üçüncü sırada yer aldı. Parlamentoya giriş içinse gerekli olan %4 barajını 6 parti aşabildi. Borisov'un GER Partisi %24,8'lik oy oranıyla mecliste en büyük gruba sahip olacak. Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi ise %10,7 oy oranıyla dördüncü sırada yer aldı. Seçimin nihai sonuçları 17 Kasım'da açıklanacak. Cumhurbaşkanlığı için ikinci tur 21 Kasım'da yapılacak. Polonya-Belarus sınırında yaşanan göç krizi Avrupa Birliği ve Rusya'yı bir kez daha karşı karşıya getirdi. Peki son durum ne? Belarus'a uzanacağız. Ekibimizden Akşin Kişiev gelişmeleri aktarmak için o noktada bizleri bekliyor. Belarus'tan karşımızda kolay gelsin diyelim Akşin'e ve detaylar için sözü bırakalım. Haktan Yüksel, Belarus-Polonya sınırında durum son bir haftadır kritik olarak kalmaya devam ediyor. Çoğu Suriye, Irak ve Libya kökenlerden oluşan binlerce göçmenin Belarus-Polonya sınırından ilk önce Polonya'ya, oradan ise Almanya'ya geçme girişimleri Polonyalı askerler tarafından önleniyor. Göçmenlerin son bir günde yaklaşık 250 kez sınırı geçme teşebbüsünde bulunduğu ama sadece 50'ye yakın göçmenin Polonya sınırını aşmayı başardığı fakat bunların da yarısının Polonya polisi tarafından yakalanarak Belarus'a geri dönmeye zorlandığı bildirildi.
Dün Belarus-Polonya sınırında Suriyalı bir göçmenin cesedi bulunurken sınırda görev yapan bir Polonyalı askerin de kaza sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Hava sıcaklığının şu anda sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü Belarus-Polonya sınırında durum kritik olarak kalmaya devam ediyor. Aralarında çok sayıda çocuk ve kadının da bulunduğu yaklaşık 3000 göçmen açlık ve soğuğa karşı hayatta kalma mücadelesi veriyor. Belarus'a turistik vize ile gelen bu göçmenler amaçlarına ulaşıncaya dek Polonya sınırından ayrılmayacaklarını söylüyor. Sınırda hastalanan ya da donmak üzere olanlar ise zaman zaman başkent Minsk'a gelip ısındıktan sonra tekrar Polonya sınırına geri dönüyorlar. Belarus Acil Durum Bakanlığı da dün sınırdaki göçmenlere 18,5 ton yiyecek ve ısınmaları için de çok sayıda çadır götürdüğü bildirildi. Sınırda yaşananları Rusya'nın desteğini alan Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'nun Avrupa'ya karşı doğrudan provokasyonu olarak nitelendiren Avrupa Birliği'nin Dışişleri Bakanları bugünkü toplantısında Belarus'a karşı yeni bir yaptırım paketini görüşecek. Şimdiye kadar Minsk'a karşı alınmış 5. yaptırım paketi olacak. Yeni yaptırımlara Minsk Havalimanı'nın ve 20'ye kadar Belaruslu üst düzey yetkilinin de daha eklenmesi öngörülüyor. Belarus Cumhurbaşkanı ise yeni yaptırımlara tepkilerinin çok sert olacağı konusunda bir daha Avrupa'yı uyardı. Kendisi daha önce Avrupa'ya Yamal Avrupa hattından gaz transferini durdurmakla durdurabileceklerini söylemişti. Belarus sınırına yakın yerleşim birimlerinde olağanüstü durum ilan eden Polonya'nın ise 2022 yılının ilk yarısında Belarus sınırlarına beton duvar öreceğini açıkladığını da belirtelim ve söz tekrar size bırakalım. Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümele Manastırı'nda restorasyon ve yamaç ıslah projesi devam ediyor. Manastır giriş yamacındaki 360 tonluk kaya kütlesi sabitleniyor. Çalışmanın 3 ay sürmesi planlanıyor. Manastır giriş yamacındaki 360 tonluk kaya kütlesi sabitleniyor. Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi önemli turizm noktalarından Sümele Manastırı'na ev sahipliği yapıyor. Manastır kaya düşme riskine karşı Eylül 2015'te ziyarete kapatıldı. Aradan geçen 5 yılda manastır 3 kez ziyarete kapatılıp açıldı. Manastır kaya sabitleme çalışmaları kapsamında 1 Kasım'da 4. kez ziyarete kapatıldı. 360 tonluk kaya kütlesi 16 metrelik çelik kazıklar ile yamaca sabitlenme işlemi endüstriyel dağcılar tarafından yapılıyor. Çalışmayla tarihi yapının giriş üstündeki yamaçta bulunan kaya kütlesi 16 metre çelik kazıklarla sabitlenecek. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Sümele Manastırı'ndaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 31 Ocak 2022 tarihinde yeniden ziyarete açılması planlanıyor. Geçmişi 13. yüzyıla uzanan tarihi manastırda hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. Mersin'in Gülnar ilçesinde yörük bir ailenin kırsal alanda çadır kurduğu sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme Yağal'dan 10 Kasım'dan bu yana haber alınamıyor. Küçük kız kaybolmuş durumda. Kaybolan çocuksa her yerde aranıyor. Şimdi o bölgeye, arama çalışmalarının yapıldığı noktaya uzanalım. Halil İbrahim Uğur da o çalışmalara ilk anından bu yana hem tanıklık ediyor hem de katılıyor. Nedir son durum? Bir haber var mı Müslüme'den Halil İbrahim? Maalesef arama kurtarma çalışmaları 10 Kasım gününden bu yana devam ediyor aralıksız olarak. Ancak şu ana kadar en küçük bir delil dahi bulunamadı. Ancak olabilecek her türlü delil de aslında bölgede ekipler tarafından en ince ayrıntısına kadar inceleniyor, değerlendiriliyor. İşte şu anda burada komandolar burada, jandarma burada, AFAD burada, AKUT burada ve gönüllü insanlar da burada, siviller de burada. Onlar da yine Müslüme'den geriye kalan bir izi bulmaya çalışıyorlar. Ancak şu anda görmüş olduğunuz gibi çok geniş bir coğrafyada ve sarp kayalıklar arasında Müslüme'den geriye kalabilecek bir iz aranıyor. Ve maalesef şu ana kadar da o iz bulunamadı. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir tarafta karadan
çalışmalar yürütülüyor. Diğer taraftan da yine dronlar da burada. Bugün yine AFAD'a ait farklı bir drone daha getirildi. Geniş ekranı olan bir drone getirildi. O da şu anda çalışmalara destek veriyor. Ancak görmüş olduğunuz gibi yüksek gerilim hattı var. O da dronların çalışmasına bu anlamda zaman zaman engel olabiliyor. Bu nedenle de şu anda bu bölgede çalışmalar yoğunlaşmış durumda. Yine hassas burunlu köpekler de burada. Onlar da yine buradaki en küçük delili koku anlamında tespit edip ardından da yetkilileri, görevleri harekete geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor. 5 tane ayrı burada dedektör köpek olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan ekiplerin burada olduğunu söyledik. 200'den fazla resmi ekip personeli bulunuyor ve diğer taraftan da hafta sonu özellikle yine bu bölgeye gönüllü siviller de akın akın gelmişlerdi. Onlar da yine arama kurtarma çalışmalarına destek vermişlerdi. Şu anda yaklaşık 12 kilometrelik alanda insan ayağının değmediği bir yer kalmadı ve şu ana kadar da bir iz bulunamadı. Çalışmalar şu anda yoğun bir şekilde bölgede devam ediyor. 12 kilometrelik alanın dışında da yine 13. kilometreye doğru da yine karadan çalışmaların yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Havadan da yaklaşık 20 kilometrelik alan o çadırın, yani Müslüman'ın kaybolduğu çadırın hemen etrafında da yine 20 kilometrelik alanında dronlarla tarandığını ifade edelim ve sözü Mersin'den tekrar size bırakalım. Teşekkürler Ali İbrahim. Devam edeceğiz. Bir başka canlı yayın noktamıza uzanacağız. İstanbul'da Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürmüştü Can Göktuğ Boz. Tutuklandı. Soruşturma devam ediyor. Son durum ne? Ekibimizden Melis Coşan İslamoğlu notlarıyla karşımızda olacak. Ayrıntılar için sözü Melis'e bırakalım. Melis. Olay geçtiğimiz hafta Ataşehir'de yaşanmıştı. Başak Cengiz yolu ilerlerken Can Göktuğ Boz isimli şahıs elindeki samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldürmüştü. Bunun üzerine de zanlı çıktığı mahkemece tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme silahla tehdit suçlarından tutuklanmıştı. Bunun üzerine tutuklanmasının üzerine hem ailesinin, annesinin ve babasının zanlının ifadesi alındı. Annesi 14 yıldır psikolojik tedavi görüyordu. 2-3 yıldır da psikolojik tedaviyi red ediyordu ifadelerini kullanmıştı. Hatta zanlı hakkında da psikolojik rahatsızlığı olduğu konusunda da iddialarda bulunmuştu. İşte yargı bu konuyu inceleyecek. İlk öncelikle bilirkişiye yönlendirilecek. Adli Tıp Gözlem İhtisas Kurulu ya da psikiyatrik kliniğine zanlının gönderilmesi bekleniyor. 3 hafta boyunca zanlı belli laboratuvarlar, testlerden ve bazı doktorların muayenesinden geçecek. Uyku düzenidir, iştahıdır vesaire. Bunlara bakılarak aslında kişinin bunun hakkında da 3 hafta sonunda bir rapor yazılması bekleniyor. Eğer raporda kişinin cezai iş sorumluluğu tam ibaresi kullanılırsa zanlı bütün cezayı alabilecek, hiçbir indirim yapılmayacak. Eğer ceza sorumluluğu azaltılmış ibaresi kullanılırsa da evet bu kişinin psikolojik rahatsızlığı var ama aldığı cezanın 6'da 1 oranında indirilebilir. Diğer bir ifadeyle eğer kişi başka bir, yani ağır derece akıl hastalığı var ibaresi kullanılırsa kişi hiçbir sorumluluk ceza kabul edilmeyecek, yani almayacak ve tedavi olana kadar da hastanede tedavisi sürecek. Şu anda dava aşaması bu aşamada olduğunu söyleyebiliriz. Şu an zanlının psikolojik rahatsızlığı olup olmadığı kontrol edilmiş olacak. Bu rapor sonunda da zanlının ceza alıp almadığı da anlaşılmış olacak. Bizim de takibimiz sürüyor diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Elis, teşekkürler. Sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı tehdit eden bir hareket haline geldi LGBT. Başta çocuk ve gençler olmak üzere toplumların tüm kesimleri içinde bir tehdit. Dünya Çocuk Aile Koruma Platformu Bilim Kurulu üyesi uzmanlar bir araya gelerek bu konu hakkında uyarılarda bulundu. Çocuklar olacağı zaman eşleri yani. Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu bir araya geldi. Cinsiyetsizleştirmeye doğru sürüklenen veya farklı cinsel kimlik yönelimlerine itilen bireyleri bu yönelimlerden korumak için çalışmalar yaptı. Farkındalıklarını gösterdi. Cinsel yönelim sorunlarının ötesinde aile kurumu büyük tehdit altında. Valla 2 sene öncesine kıyaslarsak mucize gibi bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü bu temaya fazla ilgi yoktu. Meseleler gitgide artıyordu. İşte cinsel yönelim sorunları vesaire artıyordu.
ve biz de çok pasif bir durumdaydık. Suhal Hanım, bu Dünya Çakop'un başkanı, çok büyük çabalarla 60 STK'yı bir araya getirdi ve birinci sempozyumu geçen sene organize ettik. Biraz ısındık ve şimdi de ikinci sempozyumu uluslararası katılımla da gerçekleştirdik. Aile kavram tehlike altında, bu çalıştay da çok güzel oldu bu açıdan. İlk Türkiye'de özellikle bu LGBT, cinsellik vesaire konularında tartışılması lazım. Topluma getirdikleri, götürdükleri bu serbestliğin dayatmaya dönüştüğü bir durumla karşı karşıyayız. Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu'na Amerika'dan ve İngiltere'den olmak üzere 20 uzman konuşmacı ve panelist katıldı. Toplumun çok fazla alanını işgal etti LGBT. İnsanlar bunun başka bir şey olduğunun farkında değiller. LGBT'yi politik olarak destekleyenler çok tutkullar. Bir hayat biçimini savunduklarını düşünüyorlar. Ama fark etmedikleri bir şey var. Yapmaya çalıştıkları şey aslında kendi psikolojilerini savunmak. Bildiğiniz gibi LGBT problemlerinin genetik ya da doğuştan olduğunu savunan hiçbir araştırma yok. Çakop, gerek dünya gerek Türkiye'de artan cinsel karmaşanın psikolojik ve küresel sosyolojik boyutu olarak değerlendirilmesini öneriyor. Tamamen bilimsel kaynaklara, literatüre dayanan bir şey. Bu konudaki gerçek bulgular gizleniyor zaten. Bunların açığa çıkarılması lazım. Hemen örtbas ediliyor. Kişilere, ilgilenen kişilere homofobik denebiliyor, latent eşcinsel denebiliyor. Halbuki tartışılması gerekir diyorum ben bunların. Sosyal açıdan stratejik araştırmalar enstitüsüne ihtiyacımız var. Bu ciddi bir araştırma konusu. Ne oluyor dünyada? Kim bunu yapıyor? Bunu da ferdi olarak biz söylersek işte bu ucuz komplo teorilerine gider. Ama böyle bir enstitü kurulursa, ki kurulması lazım, anlamamız lazım. Aynı zamanda Çakop, psikolojik tedavi talep eden kişilere alanın uzmanları tarafından bilimsel kaynaklara dayanan bir tedavi hizmeti sunuyor. Dünya genelinde yapılan bir araştırma, her 10 kişiden birinin diyabet hastası olduğunu ortaya koydu. Peki, diyabetin önüne geçmek için neler yapılmalı, nasıl beslenmek gerekir? İşte yanıt. Diyabet, çağımızın en sık karşılaşılan sağlık sorunlarından biri. Peki, diyabetle başa çıkmak mümkün mü? Dünya genelinde her 10 kişiden birisi diyabet hastası. Diyabetle başa çıkabilmek mümkün. Önemli olan hareketli bir yaşam ve sağlıklı bir beslenme. Diyabeti önlemek, diyabetin yaratacağı komplikasyonları ortadan kaldırmak için çaba göstermeli. Bunlardan bir tanesi hareketli olmaktır. Mutlaka spor yapmalı. Spor insanın hayatının bir parçası olmalıdır. Bu ileri yaşlı ve kronik hastalıkları olanlar için belki bir yürüme, ama diğer gençler için her türlü spor geçerli. Sağlıklı beslenme de diyabeti önleyen en önemli etkenlerden. İkinci yapmamız gereken şey diyabette sağlıklı beslenmedir. Diyabetik beslenme ihtiyacımız olan kalori almak esasına dayanmaktadır. Bir de şeker ve şekerli mamullerin daha az tüketilmesi veya tüketilmemesi tercih edilir. Şeker hastalığında beslenmede posalı gıdalar mutlaka tercih edilmeli. 3 öğün yemek yenilmeli ve mutlaka aldığımız kaloriden insan için harcayacağından fazla olmamasına dikkat edilmelidir. Şimdi en çok kalorisi düşük gıdalar tercih edilmeli. Bunun için mesela çorba, su içeriği yüksek olduğu için ve doygunluk da yarattığı için diyabete tercih edilen bir beslenme tarzı olabilir. Her türlü sebze yemekleri diyabetli için tercih edilen yemeklerden olmalı. Salata gibi, yoğurt gibi gıdalarda eğer bu öğünlere eklenirse çok iyi bir Anadolu tarzı beslenme olacak ve diyabet için uygun bir yemek ve beslenme önerisi olacaktır. Peki diyabet hastaları hangi tür besinlerden uzak durmalı? Reçel, bal, tatlı, marmelat gibi gıdalardan şeker asıl uzak durmalıdır. Kadayıf, baklava, bizim özellikle hamur tatlılarımız diyabetli için çok ters gıdalardır. Bunların yerine mutlaka diyabetli eğer tatlı ihtiyacı varsa sütlü tatlıları tercih etmeli. Eğer mümkünse tatlandırıcılarla yapılmış tatlandırıcılar tercih edilmelidir. Hatta biz hayatımızdan şekeri çıkardık diyebilmelidir diyabetli. Bunun dışında diyabetlinin nişatlı gıdalar,
ve tam buğday unları tercih etmemeli. Bunun yanında daha çok kepek içeriği yüksek olan gıdaları tercih etmesi tercih edilir. Trabzon'da yaşayan 2 yaşındaki Ömer Asaf'a 1 yıl içerisinde 2 kanser teşhisi konuldu. Doktorların kemik iliği nakli yapılmasına karar verdiği Ömer Asaf, 17 yaşındaki ablasından alınan kök hücre ile hayata tutundu. İyi olsun mu? Mucize diyorlar ya, onun gibi bir şey işte, mucize. Bunu duygularımı ifade edebilmek için yani kelimeler daha üretilmedi diyebilirim. Ablası sayesinde hayata tutundu. Trabzon'da yaşayan Çelik ailesinin çocukları Ömer Asaf, bir yıl önce lenf kanserine yakalandı. Hemen tedavisine başlandı ancak bir süre sonra da lösemi teşhisi konuldu. 2 yaşında 2 kanserle mücadele eden Ömer'e kemik iliği nakli yapılmasına karar verildi. 17 yaşındaki ablasından alınan kök hücre, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çocuğa nakledildi. Böylece Ömer Asaf hayata tutundu. Nakil sürecimiz oldukça başarılı geçti. Şimdi de tedavisini nakil açısından hani başarılı bir sonuçtan sonra tamamladık, taburcu edeceğiz. Ömer Asaf şimdi yaşıtları gibi koşup oynayacağı günü bekliyor. Çok mutluyuz. Herkese çok teşekkür ederiz. Çok ilgilendiler. Yani kendi öz evlatları gibi ilgilendiler. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından yeniden karşınızda olacağım. Lütfen ayrılın. Ajans'ta yeni saate başlıyoruz. İstanbul'daki Çamlıca Kulesi'nden Başkan Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrail uyruklu 3 kişi siyasal veya askeri casusluk suçundan tutuklanmıştı. Olayla ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. İsrail çiftin çektikleri fotoğraf karelerini anlık mesajlaşma programında aile diye adlandırdıkları bir gruba aktardıkları tespit edildi. Başkan Erdoğan'ın evinin fotoğraflarını çeken İsraillerin anlık olarak aile adını verdikleri gruba aktardıkları ortaya çıktı. 11 Kasım günü Çamlıca Kulesi'ndeki restorana çıkan İsrail uyruklu karı koca ve yanında bulunan bir başka kişi, Başkan Erdoğan'ın konutunun fotoğraf ve videolarını çekerek birbirlerine göstermişti. Cumhurbaşkanlığı koruma birimlerine bilgi verildikten sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına almıştı. Geçtiğimiz cuma günü emniyetteki işlemleri tamamlanan İsrail uyruklu 3 kişi çıkarıldığı mahkemece siyasal ve askeri casusluk suçlamasıyla tutuklanmışlardı. Tutuklu İsrailli Modi ve Natalie O çiftinin çektikleri o fotoğraf karelerini anlık mesajlaşma programında aile diye adlandırdıkları bir gruba aktardıkları öğrenildi. Erdoğan'ın konutunun bulunduğu fotoğrafların söz konusu ülkedeki kişilere ne amaçla gönderildiği titizlikle incelenirken kayıtların gizli servislere şifreli olarak aktarılıp aktarılmadığı da mercek altına alındı. Tutuklanan İsrailli şüphelilerin başka bir gizli bilgi ya da belgeye erişip erişmedikleri yürütülen soruşturmanın sonunda ortaya çıkacak. Şüphelilerin aktardıkları fotoğrafların yanı sıra kule ile konut arasındaki mesafe bilgilerinde yazdıkları ileri sürüldü. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'ye arası açılan Birleşik Arap Emirlikleri orta yolu bulmak için çalışmalara başladı. Normalleşme adımları atan Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi rotasına Türkiye'yi de koydu. 24 Kasım'da Ankara'da olması planlanan Muhammed Bin Zayed'in çantasında başta ekonomi olmak üzere bölgesel bazı başlıklar da olacak. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin arası ısınıyor. İki ülkeyi de yaşanan sıkıntıların ardından normalleşme süreci bekliyor. Hem Suriye ile temasını sıklaştıran hem de 15 Temmuz'u finanse ettiği iddia edilen Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ile arasını düzeltmek istiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı İlnur Çevik, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişki arkadaşlığa ve çok eskiye dayanıyor diyerek süreci olumlu değerlendirdi. Çevik'in yaptığı açıklamaya göre taraflar ilişkilerini geliştirmek konusunda mutabık. Karşılıklı delegasyonlar gönderilerek olumlu bir rotada çizildi. Bu arada normalleşme adımları atan Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi rotasına Türkiye'yi de koydu. 24 Kasım'da Ankara'da olması planlanan Muhammed Bin Zayed'in Başkan Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor. Bin Zayed'in çantasında ekonomi ve ikili ilişkiler başta olmak üzere birçok konu başlığı var. En önemli başlık, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran üzerinden geçen koridorla Türkiye'ye ticaret yolu açması olacak. Söz konusu koridorla birlikte Süveyş kanalı geçişli Sarcah-Mersin güzergahında
deniz yoluyla 20 gün sürecek taşıma, İran üzerinden geçen güzergahla 6 ila 8 günde yapılabilir hale gelecek. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında ilerleyen dakikalarda toplanacak. Yeni asgari ücret öne çıkan en önemli başlık olarak görülüyor. Ayrıntıları alacağız. Bir kez daha Ankara'ya gidelim. Ekibimizden Rüya Akkuş, AK Parti Genel Merkezi'nin önünde bizi bekliyor. Toplantı başladı mı Rüya? Hangi başlıklar değerlendirilecek? Sözü sana bırakalım. Toplantının başlamasına dakikalar kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda AK Parti Genel Merkezi'nde, ancak toplantının henüz başladığına dair bir bilgi bizlere ulaşmadı. Ancak dediğimiz gibi kısa bir süre içerisinde başlayacaktır. Elbette ki gündeminde oldukça önemli başlıklar var. Onlardan bir tanesi, biliyorsunuz, milyonların cevabını beklediği bir soru var. Asgari ücret ne olacak? Bu kapsamda yürütülen bazı çalışmalar var. Özellikle de verginin alınmaması yönünde hem işverenlerin hem de işçilerin bazı talepleri var. Böylelikle asgari ücretin daha da istenilen düzeyde artabileceği söyleniyor. Fakat bunun da ekonomiye olan bazı yükleri söz konusu. Peki bu yük nasıl tolere edilebilir? İşte AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu da buna karar verecek. Bugün başlıklardan bir tanesi bu olacak. Bununla beraber 3600 ek gösterge en önemli gündem başlıklarından bir tanesi. Ocak ayında meclise bir yasa teklifi sunulacak ve buna ilişkin de pek çok çalışma tamamlandı. O çalışmanın sonuçları da yine masada olacak. Bu kapsamda iç ve dış siyasetten bahsetmekte de fayda var aslında. Geçtiğimiz hafta özellikle dış siyasette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok yoğun bir diplomasi trafiği olduğu söz konusu Balkanlar olduğunda, Türkiye bu noktada her fırsatta sükunetin ve barışın devam etmesi noktasında çağrılarda bulunuyor. Benzer bir durum yine söz konusu olacak, çünkü geçtiğimiz hafta AK Partili bazı kurmaylarda Balkanlara bir ziyaret gerçekleştirmiş, yetkililerle birer görüşme gerçekleştirmişti. Onlar da bu görüşmenin detaylarını paylaşacaklar. İç siyasete bakacak olursak eğer, biliyorsunuz, geçtiğimiz haftaya damga vuran bir görüşme yaşanmıştı. Saadet Partisi Genel Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya gelmişti. Oldukça uzun süren ve devamında da olumlu açıklamaların yapıldığı bir görüşmeydi. Peki o toplantıda neler konuşuldu? İşte buna ilişkin Erdoğan'ın da kendi kurmaylarını bilgilendirmesi bekleniyor. Ve elbette ki meclisin gündemi, bu da yine masada olacak. Bütçe görüşmeleri devam ediyor ama bunun yanı sıra hem siyasi partiler kanunu hem de yeni anayasa çalışmaları AK Parti'nin en öncelikli gündem maddeleri arasında ve bu kapsamda yürütülen çalışmalarda MHP ile mutabık kalınan maddeler var. Ancak metinlere son şekiller verilebilmiş değil. İşte bu noktada hukukçu kurmayların söyleyecekleri de oldukça önemli olacak. Tüm bunlardan sonra bizler Ömer Çelik'in bir basın açıklaması yapmasını bekliyoruz. Saatlerimiz 17 ile 18'i gösterdiği sıralarda elbette ki bizlerin sorularını da yanıtlayacak. Bizler de o dakikalarda ekranlara canlı olarak getireceğiz Haklı Uysal. Rüyaya teşekkür ediyoruz. Devam edelim. AK Parti sürpriz bir değişime gitme kararı aldı. Partinin grup başkanı Naci Bostancı görevi bırakıyor. Bostancı'nın yerine Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz'ın bu görevi üstleneceği öğrenildi. AK Parti grup başkanlığı görevini yürüten Naci Bostancı bir süre önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşerek görevinden affını iletti ve farklı bir görev üstlenebileceğini söyledi. Naci Bostancı'dan boşalacak grup başkanlığına ise Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz'ın geleceği öğrenildi. Grup başkanlık görevine gelecek Yılmaz, grup başkan vekillerinin görevlerinin koordinasyonunu sağlayacak, çalışmalara başkanlık edecek ve meclis çalışmaları konusunda planlama yapacak. Borsa İstanbul'da peşi sıra rekorlar geliyor. BIST 100 endeksinde de günün ilk yarısında 1709 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşılmıştı. Yükselişe banka hisselerinin öncülük ettiği bilgisi var. Şu anda da ekranlara canlı olarak Borsa İstanbul 100 endeksi yansıyor. Bugünkü yükselişin oranı 4,27'ye, %4,27'ye ulaşmış durumda ve şu anda Borsa İstanbul 100 endeksi 1708,53 puanda. Tekrar edelim, bankacılık hisselerinin yükselişe öncülük ettiğini belirtiyor analistler. Bu kapsamda da yine önümüzdeki dakikalarda yeni açıklamalar, yeni rakamlar geldiğinde sizlerle buluşturacağız diyelim, devam edelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte kırdığımız toplumlarla helalleşme yolculuğuna çıkıyorum açıklaması tartışmalara neden oldu. CHP'den ihraç edilen eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, Kılıçdaroğlu'na sözde Atatürkçü imasında bulundu. Sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yapan Kocasakal, lütfen artık harekete geçerek partimizi bu işgalden, bu fütursuzluklardan kurtarın sözleriyle CHP'lilere çağrıda bulundu. Helallik isteme,
helalleşme yolculuğuna çıkıyorum. Geçmişte kırdığımız, korkuttuğumuz topluluklarla, bireylerle, farklı hayat tarzlarının temsilcileriyle buluşmalarıma başlayacağım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açılımına CHP'den ihraç edilen İstanbul Barosu eski başkanı Ümit Koca Sakal'dan tepki geldi. Koca Sakal mesajını Dersim olayları için katliam ifadesini kullanan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal üzerinden verdi. CHP Milletvekili Orhan Sarıbal Dersim katliamı üzerinden kiminle hesaplaşıyordu? Ona açıkça sahip çıkan Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Biz Dersimli bir ailenin çocuğunu genel başkan yaparak Dersim'le helalleştik" derken hangi yaradan söz edip neyi kabulleniyordu? Helalleşme adı altında kimi, kimleri katliamcı ilan ediyordu? Ama lafa gelince Atatürk'ün partisi, ama lafa gelince Atatürkçüsünüz değil mi? Anlaşılıyor ki af dilenip helalleşilecek ve bu şekilde kapatılacak ilk yara Dersim katliamı. Seyit Rıza'yı da onursal üye yaparsınız artık. Koca Sakal, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun geçmişte yaptığı sözde Ermeni soykırımı açıklamalarını da hatırlattı. Bu arada her ne kadar maratonlarda, tişörtlerde 1919-1923 varsa da zihinlerde 1915 var. O nedenle 1915 Ermeni soykırımıyla da yüzleşilmeli, helalleşilip kucaklaşılmalı. Herhalde 1919 Canan Hanım'ı kıracak halleri yok. Ümit Koca Sakal, CHP'lileri harekete geçmeye çağırdı. "Siz kimsiniz Kemal Bey? Genel başkan olmanız size sonsuz ve sınırsız bir yetki ve güç mü veriyor? CHP tabanı, örgütü buna sessiz mi kalacak? Peki o anlı şanlı, güvenilir, dürüst, en Atatürkçü yazar çizerler buna ne diyecek? Partilere, örgüte sesleniyor ve yalvarıyorum. Lütfen artık harekete geçerek partimizi bu işgalden, bu fütursuzluklardan kurtarın. Partimizi ilkelerine ve programına yabancı bir avuç kişiye bırakmayın." Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasındaki yüksek tansiyon bu sıralarda daha da artmış durumda. İki ülke birbirine karşı yeni açıklamalarda bulunuyor. Bölgede yeni adımlar atılıyor. Peki bu gerilim bir soğuk savaşın habercisi mi? Konuyu mercek altına alacağız. Ekibimizden dış haberler editörümüz Elif Saatçioğlu her zaman olduğu gibi stüdyomuzda. Elif, kolay gelsin. Aslında daha önce yaptığımız yayınlardan izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Karadeniz'de karşı karşıya geldiler. Uzak Asya'da karşı karşıya geldiklerini biliyoruz zaman zaman. Bu gerilim de açıklamalarla tırmanıyor. Son durum ne? Paylaşır mısınız? Evet, aslında sizin de söylediğiniz gibi biz bundan daha önce de bahsetmiştik. Çünkü gerçekten ABD ile Rusya arasında ciddi bir gerilim söz konusu. Ama son açıklamalar aslında o gerilimin dozunun bir soğuk savaş söylemine doğru gittiğinin de göstergesi olarak karşımıza çıktı. Neden? Şu yüzden. Hemen bakalım, önce bir hatırlatalım, aslında siz de hatırlattınız. Uzak Doğu'da karşı karşıyalar. Aynı zamanda Ukrayna'da karşı karşıyalar. Karadeniz'de karşı karşıyalar ve bu iki ülke her atılan adımı birbiri için olarak yorumluyor. Yani kendi taraflarından "bu bana karşı yapıldı" diye ifadeler kullanıyorlar. Kendi aralarındaki tansiyonu da bu şekilde yükseltiyorlar. Tansiyonun en zirve noktasına ulaşmasının sebebi tabii ki Ukrayna ile alakalı açıklamalardı aslında. Ukrayna'da ABD'nin bulunması Rusya'yı rahatsız ediyor ve Rusya bu minvaldeki açıklamalarını sürekli olarak devam ettiriyor. ABD'nin çok net bir açıklaması oldu. "Biz Ukrayna'dayız çünkü bu sınırda Rusya'nın işgal yapacağından korkuyoruz" dedi. Ukrayna'yı Rusya'nın işgal niyeti var dedi. Tabii diplomatik dilden bu çok büyük bir söylem. Elbette ki ABD'nin zaten böyle bir çekincesi olduğu ortadaydı, belliydi en başından beri. Ama bunu bu kadar net ifade etmesi aslında diplomatik ilişkilerin tabii zaten hani azdı, gerilemesine neden oldu. Tabii ki Rusya gecikmedi. Rusya'dan da çok sert bir tepki geldi. ABD ateşle oynuyor dendi. Yine diplomatik dilden bakıldığı zaman çok sert bir söylem olduğunu anlayabiliyoruz hemen zaten. ABD ateşle oynuyor. ABD'nin bu tavırlarına Rusya karşılık verir ifadeleri kullanıldı. Tabii bunun ucu açık bırakıldı çünkü Rusya'nın ciddi bir nükleer çalışmaları var bildiğiniz üzere. ABD de sürekli bundan dem vuruyor. Rusya nükleer füze kullanabilir. Rusya Ukrayna üzerinden farklı bir şeye sebep olabilir. Çok net bir tepki gösteriyor ABD buna. Aynı zamanda Rusya'da asıl tehdidin, bölgedeki asıl tehdidin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'ın Dede Ağaç sınırında silahlanmasına çok ciddi tepki geldi Rusya'dan da bildiğiniz üzere. Bu Rusya'ya yapılacak bir adımdır dendi. Buradan Karadeniz'e çok rahat hareket edebileceği için buraya konuşlandı dendi. Ve aynı zamanda yine kendisi için çok büyük bir tehdit olarak nitelendirdiğini de söyledi Rusya.
Bununla birlikte Dede Ağaç'tan da bahsettik. Bununla birlikte son bir nokta aslında nükleer kelimesinin tekrar hayatımıza girdiği bu ikili arasındaki son enteresan bir adım oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'da bir üssü var. Bu üssü aktif olarak kullanıyor. Burasında bir sıkıntı yok. Fakat Soğuk Savaş döneminden günümüze kadar nükleer üst vardı burada ve o kapalıydı. En son Soğuk Savaş'ta açıktı. O kullanılmıyordu senelerdir, onlarca yıldır. Şimdi o üst tekrar açıldı, tekrar aktif hale getirildi. Elbette ki bu bir gözdağı mı yoksa Amerika bir saldırıya mı hazırlanıyor? Hani bunları konuşmak için çok erken olmasına rağmen. Soğuk Savaş döneminde en son kullanılmış olan bir üssün tekrar Amerikan resmi kaynaklarınca da kabul edildiği şekilde aktif hale getirilmesi Soğuk Savaş sinyallerinin tekrar çalmaya başladığını, bu zillerin çalmaya başladığının göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Rusya bunun üzerine nasıl bir adım atacak? Bir tepki açıklaması gelecek mi ya da daha kötüsü aslında bir adım gelecek mi? Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz ama Soğuk Savaş dönemindeki durumdan daha kötü yüz açıklamalarını hatırlayacaksınız. Onu da yine yayınlarımızda anlatmıştık. En son bu kadar kötü olduğumuzda Soğuk Savaş'ta bile değildik demişlerdi. Sıcak Savaş'ı kastederek Rusya tarafı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin en son Soğuk Savaş döneminde açık bıraktığı bir nükleer üssü kullanmaya karar vermesi, aktif etmeye karar vermesi aslında bu ifadenin altını çizer nitelikte olarak yorumlanıyor. Yine uluslararası ilişkiler uzmanları tarafından. Bizler de elbette ki bu durumu takip ediyor olacağız ama şu anda bölgedeki son gerilimler bu şekilde. Elif, çok teşekkür ederiz değerlendirmelerin için. Sağ ol, var ol. Elif Saatçioğlu'nu uğurluyoruz ve ajansa devam ediyoruz. Maltepe'de Gül Suyu Spor, Kartal Spor maçı sonrası taraftarlar arasında taşlı bıçaklı kavga çıktı. E5 karayolundaki trafiğin aksamasına da neden olan kavga cep telefonlarına bakın nasıl yansıdı. Maç sonrası taraftarlar birbirlerine girdi. Ortalık savaş alanına döndü. Taş ver bir tane taş ver. Olay İstanbul Maltepe'de meydana geldi. Süper Amatör Lig takımlarından Gülsuyu Spor Kartal Spor maçı sonrası taraftarlar arasında taşlı bıçaklı kavga çıktı. E5 karayoluna taşan kavgada çevredekiler ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri gruplara ayırmakta güçlük çekti. Kavga nedeniyle trafikte aksama yaşanırken o anlar cep telefonu kameralarına böyle yansıdı. Taş ver bir tane taş ver. Yargıtay 3. Ceza Dairesi 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde Fethullahçı terör örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde hüküm giyen 11 sanıkla ilgili temyiz incelemesini tamamladı. Aralarında 4 FETÖ'cü müdürün de bulunduğu sanıkların cezası onandı. FETÖ'cü müdürlerin cezaları onandı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde hüküm giyen 11 sanıkla ilgili temyiz incelemesini tamamladı. Sanıklarla ilgili olarak karar Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilmişti. Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 11 sanığa 7 yıl 6 ayla 10 yıl arasında ceza verilmişti. Karara itiraz edilmesi sonrasında dosya istinafa gitti. Burada yapılan incelemelerin ardından sanıklara verilen cezalar uygun bulundu. Bunun üzerine kararla ilgili olarak temyiz isteminde bulunuldu. İstem sonrası dosya Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne geldi. Daire dosyayla ilgili olarak incelemesini tamamladıktan sonra silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan ceza alan, aralarında Ankara eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Canlı, eski Samsun Emniyet Müdürü İsmail Türkmenli, eski Karabük Emniyet Müdürü Oktay Keskin ve eski Emniyet Genel Müdürü Yardımcısı Muammer Buçak'ın da bulunduğu 11 sanık hakkında verilen hükümleri onadı. İtalya Organize Sanayi Bölgesi Avrupa ülkelerinin Çin'den Türkiye'ye yönelmesiyle artan üretim talebine yetişemiyor. 50 bin işçi açığı olan işverenlerse eleman bulmakta zorlanıyor. Ekibimizden Mehmet Karataş da ayrıntılarla karşımızda. Mehmet. Evet.
Evet Aksan Uysal, bizler şu anda İki Telli Sanayi Bölgesi'ndeyiz. Resimde ifade ettiğiniz gibi bölgede şu anda işçi ihtiyacının ciddi bir sorun olduğunu sizlerle paylaşalım ki toplamda sanayi bölgesinde 35 bin işletmenin de olduğunu sizlerle paylaşalım ki aynı zamanda İki Telli Organize Sanayi Bölgesi'nde hali hazırda 400 bin kişinin de çalıştığını sizlere ifade etmiş olalım. Evet, özellikle de siz de söylediğiniz salgından sonra Avrupa ülkeleri siparişlerini Çin'den Türkiye'ye kaydırmaya başlaması ve bunun yanında da dünyanın birçok noktasında siparişin gelmeye başlamasıyla birlikte ihtiyaçların da yine işçi ihtiyacının da doğal olarak arttığı belirtiliyor ki bu açıklama zaten İki Telli Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mahmut Mustafa Aydın'dan geldi ve özellikle de asgari ücretin çok üstünde bir ücretlerin verildiğini ve bunun yanında 50 bin kişi gelse 50 bin kişinin de yine İki Telli Organize Sanayi Bölgesi'nde işçi alımının yapılacağını ifade etti. Evet, özellikle dediğimiz gibi tüm bunlara rağmen tabii ki bağlı olarak üretim talebinin artması ve bu talebi karşılayabilmek için de haliyle iş gücü ihtiyacı oluştu. Ancak işletmelerin çalıştıracak adam dahi bulamadıklarını ifade ediyor. Bizler daha beri ki bu tabii geçtiğimiz dakikalarda burada birçok işletmeye de önünden geçtiğimizde ya da sanayinin içerisinde gezdiğinizde birçok noktada eleman arandığını gördük. Hemen burada da yine eleman arandığına dair yine bir ilanında hemen kamera arkadaşım Hüseyin Koçak sizlere göstersin. Dediğimiz gibi burada hali hazırda şu anda 35 bin işletme bulunuyor ve zaten çalışanların sayısı da 400 bin ama özellikle de salgın döneminden sonra siparişlerin Çin'den Türkiye'ye kaydırılması ve diğer dünyanın farklı ülkelerinden de taleplerin Türkiye'ye yönelik dönmesiyle birlikte işlerin artmasıyla birlikte tabii ki her bir işletmenin çalışan sayısını da artırmaya ihtiyacı oluyor. Bu noktada dediğimiz gibi birçok noktada özellikle de Organize Sanayi Bölgesi Başkanı'nın İki Telli Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mahmut Mustafa Aydın da ifade ettiği gibi şu anda yaklaşık 50 bin işçiye ihtiyaçları olduğunu belirtip sözü tekrar size bırakalım. Çanakkale Televizyon Kulesi ve Seyir Terası hizmete girdi. 100 metre yüksekliğindeki yapı sıra dışı tasarımıyla da dikkat çekiyor. Detayları almak üzere şimdi canlı yayın noktamıza uzanalım. Gelişmeleri aktarmak için Vedat Sezer hazır ve o görkemli yapıyı izleyicilerimizle buluşturacak. Sözü Vedat'a bırakalım. Evet Aktan Uysal, biz de o görkemli yapının hemen dibindeyiz. Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı ve sıra dışı görüntüsüyle aynı zamanda mimarisiyle de oldukça dikkatleri çeken bu yapı yayıncılık teknolojisinin son harikası olarak da değerlendiriliyor. 2017 yılında yapımına başlanmıştı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından inşa edildi ve amaç burada yayıncılık kulesinin içerisinde tüm dijital platformları oluşturmak, televizyon, radyo vericilerini tek çatı altında toplamak, aynı zamanda orman içerisindeki görüntüyü de çirkin görüntüleri de ortadan kaldırdı ama yapımı esnasında oldukça dikkat çeken yerleri de var. Bu proje kapsamında seyir terası eşsiz bir manzara eşliğinde Çanakkale'nin simge yapılarından bir tanesi olacak. Tabii içerisinde restoranlar, kafeler, auditorium ve sergi salonları da yer alacak. Ama en güzeli de buradaki tüm vericilerin tek çatı altında toplanmasını sağladı bu yapı. Yayın kulesinin açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı. Kısa süre içerisinde tamamlandı. 72 milyon liralık bir proje kapsamında bölgenin de örnek yapılarından birisi olacak bu yapı. Şu anda hizmete girdi. Aynı zamanda GSM operatörlerine de hizmet veriyor ve önemli olan da bölgede yayıncılık anlamında bir reform niteliği taşıyor. Projeye baktığımızda 100 metrelik kulenin projesi, kameraman arkadaşım eğer gösterirse, uluslararası bir yarışmada bu proje kabul edildi ve kısa bir süre içerisinde inşasına başlanmıştı 2017 yılında. Çanakkale'deki karasal sayısal radyo vericilerin dışında bir taraftan da 7 yerel 49 ulusal düzeyde de HD ve ses görüntü kalitesinden kablosuz televizyon yayınlarına ulaşımını sağlayacak. Yine ziyaretçileri de ağırlayacak bu proje. Çanakkale'nin Kalabaklı Radar Tepesi'nde inşa edildi. Aslında seyir terasına bakıldığında Çanakkale Boğazı'nın muhteşem manzarasını da buradan görebilmek mümkün. Aynı zamanda Türkiye'nin ve dünyanın önemli eserlerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 35 kilometre mesafeden zaman zaman
görüldüğünde söyleyebilirim. Toparlayacak olursak Çanakkale Yayın Kulesi kullanılan teknolojiler açısından da mimari açısından da oldukça dikkat çekici ve ziyaretçiler geldiğinde burada hem güzel zaman geçirebilecekler, aynı zamanda sayısal ve karasal yayınlar da tek bir çatı altında toplanmış olacağını söyleyelim. Sözü buradan size bırakalım. Eda Sezer, teşekkürler. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 436 liradan başlayan taksitlerle yeni konut projesini başlattı. Ayrıntıları almak için canlı yayın noktamıza uzanalım. Ata Gündüz Kurşun ayrıntıları aktarmak için bizi bekliyor. Ata. Aktan Uysal, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Toplu Konut İdaresi eliyle dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmaya devam ediyor ki bununla ilgili de zaman zaman duyurular yayınlanıyor ve yine toplamda 14 kent için yeni bir duyuru yayınlandı. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi amacıyla. Nereler bu şehirler? Önce onları bir sayalım isterseniz. Afyonkarahisar, Ankara, Bartın, Bitlis, Bursa, Erzincan, Erzurum, Kars, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya ve Sivas'ta ki hem kent merkez hem de ilçelerde toplu konut idaresi tarafından sizin de söylediğiniz gibi 436 liradan başlayan taksitlerle yeni konutlar satışa sunulmuş durumda. 14 farklı ilde bu projeler hazırlanmıştı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 şeklinde, çünkü farklı farklı noktalarda, farklı farklı ebatlarda evler yapıldı ve bunların taksitleri de 436 liradan başlıyor en düşüğü. Başvurular yine şehirlere göre değişiklik gösteriyor, onu da söyleyelim. Bazı noktalarda başladı, bazı noktalarda Kasım ayı sonuna doğru başlayacak başvurular. Önce başvurular alınacak, ardından da kuralar çekilecek. Muhtemeldir ki Aralık ayının başında da kura çekiliş tarihleri farklı o illere göre belirlendi. Kimisi 2 Aralık'ta, kimisi 5 Aralık'ta. Bununla ilgili duyuru da Toplu Konut İdaresi'nin internet sitesinde yayınlandı. 436 liradan başlayacak. Başvuru bedelleri de minimum düzeyde tutuldu, onu da söyleyelim. 500 lira gibi cüzi bir ücret talep edilecek ama tabii başvuru bedeli 1000 lira olan noktalar da var. 2000 liraya kadar yükselen noktalar da var. O da evin büyüklüğüne göre değişiyor. Söylediğimiz gibi Toplu Konut İdaresi yine bu vesileyle 14 farklı şehirde, az önce saydığım 14 farklı şehirde vatandaşlar düşük taksitli fiyatlarla konut sahibi olacak. Başvurularda Kasım sonunda ve Aralık başına kadar alınacak. Başvuru bedelleri de çok cüzi miktarda, 500 lira civarında da bir başvuru bedeli alınacak. Ve vatandaşlarsa 436 liradan başlayan fiyatlarla, taksitlerle ev sahibi olacak diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin yakınlarından banliyö hattı geçiyor ama durak yok. Öğrencilerse kampüse ancak iki araç değiştirerek ulaşabiliyor. Onların isteği ise bölgeye bir durak yapılması. En az 15-20 dakika zamandan tasarruf ederiz. Bizim derslere gelmemiz açısından çok daha rahat olur. Banliyö hattı var ama durak olmadığı için öğrenciler yol çilesi çekiyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde yaklaşık 20 bin öğrenci eğitim görüyor. Öğrencilerin kampüse ulaşması ise en az iki araç değiştirerek mümkün. Bu da onlar için büyük zaman kaybı. Oysa ki üniversitenin yaklaşık 600 metre yakınından banliyö hattı geçiyor. Buraya geçici süreliğine bir eğitim amaçlı geldik. 5 gündür henüz bu okulu kullanıyoruz. Bu güzergahta öyle bir aktarma imkanımız olsa aslında daha iyi olur. 817 ve 596 geçiyor. Mesela belli bir saatten sonra ben tek başıma buradan yürüyemem. Katip Çelebi Üniversitesi'nin ana giriş kapısı bulunduğumuz noktaya yaklaşık 800 metre mesafede. Öğrencilerin durak talep ettikleri nokta ise işte burası. Altından banliyö hattı geçiyor ve üstünde yaya üst geçidi var. Yani durak için fiziko koşullar da son derece uygun. Biz öğrenci olarak bu konudan şikayetçiyiz. Yani bunun zamanında yapılacağını söylendi ama yapılmadı. Yani ben hani burada öğrenciyim ama çok büyük bir sıkıntı. Sürekli yürümek zorunda kalıyoruz. Zaman kaybı oluyor. Derslere geç gidiyoruz. Öğrenciler izbandan sonra yürüyerek de geliyorlar ve ben bunu çok da sağlıklı bulmuyorum. Öğrencilerin taleplerinin yanında üniversite yönetimi de hem bir önceki başkan Aziz Kocaoğlu'ndan hem de Tunç Soyer'den buraya banliyö istasyonu yapılması yönündeki yazılı ve sözlü taleplerine henüz bir cevap alamadılar. Okulun içinde aslında bir istasyon olsa çok güzel olur veya daha yakınında şuralarda. Çünkü çok gidiyoruz her sabah artık çok yoruyor bizi. Bu yapıldığı zaman bizim içimiz çok rahatlayacak. Hani her türlü yönden, zaman açısından da derslere de geç kalma açısından da bizim için çok iyi olacak.
1950 yılındaki Kore Savaşı'nda Sıhhiye Onbaşı olarak görev yapan ve yüzlerce askerin hayatını kurtaran Gazi Veli Atasoy, Mamak'taki evinde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 92 yaşındaki Kore Gazisi'nin evine Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacağı için tahliye tebligatı gönderilmişti. Evini tahliye etmeyi reddeden Atasoy, 7 Kasım'da verdiği röportajda ölünceye kadar evinde kalmak istediğini söylemişti. Evimde ölünceye kadar evimde kalmak istiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 61 yıldır yaşadığı evi kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacağı için tahliye etmesi istenen Üstün Hizmet Madalyalı Kore Gazisi Veli Atasoy böyle söylemişti. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne liyakat şeref madalyası getirmişim. Evimde ölünceye kadar evimde kalmak istiyorum. Atasoy işte o evde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kore Gazisi amcamız beyefendi de dünyadaki kendisine verilen ömrü bitirip yolculuğuna devam edecek. 92 yaşındaki Üstün Hizmet Madalyalı Kore Gazisi Veli Atasoy, memleketi Kırıkkale'de askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye'nin Güney Kore'ye destek veren Birleşmiş Milletler gücü olarak katıldığı 1950'deki Kore Savaşı'nda Sıhhiye Onbaşı olarak görev yapan Atasoy, salgın hastalıklarla mücadele etmiş ve 244 Türk askerinin hayatta kalmasını sağlamıştı. Ben 1950 senesinde Kore'ye gittim. Orada Kore Savaşı'na katıldık. 3 sene esir kaldım. Sadece Türk askerlerin değil, Amerikalı ve diğer Birleşmiş Milletler askerlerinin de hayatını kurtaran Veli Atasoy, bu nedenle ABD hükümeti tarafından Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne liyakat şeref madalyası getirmişim. Ankara'nın Mamak ilçesi Şirintepe mahallesinde kendi elleriyle yaptığı gecekonduda yaşayan Atasoy'a, kentsel dönüşüm kapsamında evi yıkılacağı için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından tahliye yazısı gönderildiğinde Atasoy 7 Kasım tarihli röportajda ölene kadar evinde kalmak istediğini söylemişti. Burada oturuyorum. Buradan ölüm bile buradan gitmesin. Çok sevdiği evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kore Gazisi Veli Atasoy, memleketi Kırıkkale'de askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bir nesil okumayı yazmayı Cin Ali serisiyle öğrendi. Karakterin yaratıcısı Rasim Kaygusuz, hayatta olmasa da Cin Ali yaşamaya devam ediyor. Kaygusuz'un kızları Cin Ali'nin hatırasına yönelik önce bir vakıf kurdu, ardından da yeni nesillerin de tanıması için bir müze. Gelin şimdi sizi o müzeye götürelim. Cin Ali bizim hayatımızın bir parçasıydı. Aynı yaştaydık. Babam hep derdi, Cin Ali'nin kıymetini bilin diye. Pek çok nesle okumayı sevdiren ve eğitim tarihine adeta damgasını vuran Cin Ali kitapları herkesin hafızasında önemli bir yere sahip. Biz bir kültürel mirasa dönüştüğünü fark ettik. Karakterin yaratıcısı Rasim Kaygusuz'un kızları Nevin Kaygusuz Apaydın ve Nesrin Kalaycıoğlu bir hayali gerçekleştirip önce Cin Ali Vakfı'nı kurdu, ardındansa müzesini. Bir müze kuralım, Cin Ali'nin hikayesini burada anlatalım dedik. Kuyucularını geçmişe yolculuğa çıkaran Cin Ali, ablaları Suna ve Selma'nın açtığı müzede sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Yıllar sonra tabii bu Cin Ali hem bizim hayatımızda hem Türk toplumunda daha ciddi bir yer edinmeye başlayınca biz artık Cin Ali'nin ablası demeye başladık. Hani o bizim hiç büyümeyen kardeşimiz, biz sürekli büyüyoruz. Müzede Rasim Kaygusuz'un hayatı, özel eşyaları ve okuma tekniklerine yönelik geliştirdiği oyuncakların yarı sıra eski okul sıra ve masalarıyla kara tahta ve siyah önlüklerin yer aldığı temsili sınıf bulunuyor. Berber fil aslında bizim seyrettiğimiz bir öykü. Yani sirk gelmişti ve biz o sirkte berber fili seyrettik. Biz çok hoşlanınca babam da berber fil öyküsünü yazdı. Denizli'deki Pamukkale doğal yapısı ve tarihiyle turistlerin ilgisini çekiyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale'de ünlü belgesel kanalı Discovery Channel için belgesel çekiliyor. Yara Polis Antik Kenti'nin bulunduğu Denizli'deki Pamukkale Traventenleri doğası ve tarihiyle turistlerin akınına uğruyor.
Yönetmenlerin de yoğun ilgi gösterdiği bölge çok sayıda filme de ev sahipliği yaptı. Son olarak dünya çapında belgesel kanallarından Discovery Channel için Yara Polis Antik Kenti'nde belgesel çekimi yapılıyor. Pamukkale Ege bölgesinin olmazsa olmaz bir destinasyonu ve lokasyonudur. Hem film sektörü için hem turizm sektörü için olmazsa olmazdır. Seri kapsamında yayınlanacak belgeselin görüntü yönetmenliğini Abdurrahman İtik, kameramanlığını Bülent Kaya yapıyor. Amacımız Türkiye'yi dünyanın önde gelen film lokasyonları arasına gidirmektir. Bu belgeseller serisi devam edecek. Devam ettiği sürece de Türkiye'nin tanıtımına çok önemli katkılarda bulunacağına inanıyoruz. Belgesel sayesinde bölgeye daha çok turistin gelmesi bekleniyor. Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ayva üreticileri hasat telaşı yaşıyor. Lezzetiyle Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de konu olan Osmaneli ayvası tarlada 3 liradan alıcı buluyor. Bu sene hasat da bol, meyve bol yani. Bilecik'te yetiştirilen ve lezzetiyle Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine konu olan Osmaneli ayvasında hasat başladı. Herhalde biz de 3 kuruş alırız herhalde bundan. Kitaplarda dahi yeri var, çok şifalı olduğu yazılıyor. Araması çok güzel. Bizim ayvayı yiyen bir defa elmayı bırakıyor. Sabah erken saatlerde bahçelere giren üreticiler dalından özenle topladıkları ürünleri kasalayarak satışa gönderiyor. Her gün Osmaneli'de 1000 kişi ayva hasadı yapıyor. Ekonomiye böyle bir katkımız da var. Bu yıl yüksek rekolte bekleyen çiftçiler ürünlerin iç ve dış piyasada yoğun ilgi gördüğünü belirtiyor. Osmaneli ayvasının kilosuysa tarlalarda 3 liradan alıcı buluyor. Trabzon'un Akçabat ilçesinde yaşayan Ali Osman Erçin, daha önce defalarca ağına takılan köpek balığını yine ağında buldu. Ağdan kurtardığı balığa öğütler veren adam tekrar denize bıraktı. Ortaya da gülümseten bu anlar çıktı. Maskara olduk lan, bir de bir kirine düştük ya. Aynı köpek balığı yine ağına takıldı. Ya sen gene geldin mi? Tamam, gel gel bak. Aa, gene gel. Trabzon'un Akçabat ilçesinde yaşayan Ali Osman Erçin'in ağına daha önce defalarca yakaladığı köpek balığı takıldı. Erçin tekrar karşılaştığı köpek balığıyla hasret giderdi. Özledi mi beni? Özledi mi beni oğlum? He? Balıkçının trajikomik o anları bir başka balıkçı tarafından kayda alındı. Aynı karede poz gördük. Attık seni. Gene geldin denize. Dedin de senin özün eldi. Dedim ölmedi. Efsane geri döndü. Köpek balığına öğütler vererek denize geri bırakan Erçin bir daha gelmemesini söyledi. Adayım seni denize. He? Ama daha gelme. Bitsin bu aramızdaki samimiyetlik. Tamam mı oğlum? Daha önce defalarca ağına takılan köpek balığının yeniden gelip gelmeyeceğini öğrenmekse bir başka hava kaldı. Ajansın sonuna geldik. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek iyi bir gün diliyorum. Hoşça kalın.